Sercan, İyiler, duyabiliyor kolay musun gelsin. beni? Duyabiliyorum, siz duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, gayet iyiyiz. Koray'a da Ahmet'e de selamlar, iyi yayınlar. Çok keyifli bir program oluyor. Çok teşekkür Teşekkürler. ederiz. Teşekkürler Sercan. Sen de onur verdin katılımınla. Beşiktaş'taki Estağfurullah. gelişmeleri de açıkçası merakla bekliyoruz. Üzerine de konuşacağız. Neler oluyor, neler bitiyor siyah beyazlı kulübün içerisinde? Özellikle transfer hareketliliği elbette tüm kulüplerde olduğu gibi Beşiktaş'ta da devam ediyor. Kerem, Gezal konusundan başlamak gerekiyor. Tabii ki. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi yönetici arkadaşlarıyla Gezal ve diğer konularla ilgili görüşme gerçekleştirdi bugün. O görüşmede Sayın Ahmet Nurçebi'nin Gezal konusu üzerinden söylediklerini aktaracağım ama ilk olarak son söylememiz gerekeni belki de en başta söyleyelim. Hafta sonu itibariyle Gezal'ın menajerinin İstanbul'a gelmesini bekliyoruz ve bu hafta sonu ziyareti son kez olacak gibi duruyor. Beşiktaş yönetimi, Sayın Başkan Ahmet Durçebi, kulüp menfaatleri açısından yapılan son teklifin hiç bir TL bile aktarılmadan aynısını tekrar iletecek Annauer Fazuli'ye. Bu teklif neydi? 3 senelik kontrat, 2 milyon 250 bin euro ücret artı içerisinde de ayrıca bonuslar bulunuyor. 2 milyon 250 bin euro ücret, yıllık 3 senelik kontrat artı bunun içerisinde maç başı ücretleri, ayrıca şampiyonluk primi, Şampiyonlar Ligi, puan başı primleri bulunan teklifini, yaptığı son teklifi iletecek. Çok fazla speküle edildi Gezdal konusu. Yönetici arkadaşlarıyla yaptığı toplantı, Sayın Başkan Ahmet Durçebi, birazdan paylaşacağım bilgi Aspor'a özel bir haber. İki anlaşmamıza rağmen rakip takımı kullanarak fiyat arttırma çabalarını çok çirkin buluyorum. Tekrar söylüyorum. Bu cümleler Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi'ye ait ve yönetici arkadaşlarıyla Gezdal konusu, diğer transfer konularıyla yapmış olduğu toplantıda sarf ettiği sözler. Anlaşmamıza rağmen rakip takımı kullanarak iki kez fiyat arttırmalarını çok çirkin buluyorum. Sanıyorum ki bu cümledeki direkt muhatap Gezdal'ın menajeri Annauer Fazuli. Tabii ki Gezdal'ın tavrı da bu transferde sonucunda belirleyici olacak ama Beşiktaş son teklifini iletecek. Kulüp menfaatleri açısından bir TL bile dışarıya çıkmamalarını öngörüyoruz. Çünkü bu döneme kadar hem başkan Çebi hem de yöneticiler transferlerde 5 bin euronun, 10 bin euronun pazarlığını yaparak bu sürece gelirken bir anda Galatasaray'ın teklifinden bahsediliyor. Beşiktaş'a oranla 300-400-500 bin Sercan, euro beni daha fazla duyabiliyor olduğu musun? konuşuluyor. Duyabiliyorum tabii ki Ahmet. Sercan, bugün Fenerbahçe'de bayramlaşma vardı biliyorsun. Evet. Başkanla Sayın Ali Koç'la da konuşma şansımız oldu ve bizle ilgili konuşmaları konuştuk, medya vesaire. Orada ilginç bir şey söyledi. Senin bu söylediğinle de paralel olduğu için eklemek istedim sana. Bugün bize açıkça şunu söyledi. Gezal'ı bize maalesef bir meslektaşınız önerdi dedi. Menajeri dedi sürekli birilerini öneriyor dedi. Bize de getirdiler dedi. Biz dedi en başından bu defteri kapattık. Ama hani sizin de ya tabii orada farklı bir konu konuşuyorduk ama yani galiba Sercan'ın anlattığı bu hikayeyle paralel bir hikayeden bahsetti bize. Evet. Yani Gezal'ı bir medya mensubu üzerinden maalesef Fenerbahçe'ye de önermişler ve reddedilmiş Sercan. Böyle bir durumdan bahsetti Başkan Ali Koç. Medya mensubu Çok üzerinden. Popülist davranıp sadece Gezal'ın menajerini burada eleştirmek yanlış olur ama gerçekten durum biraz Gezal'ın menajerini eleştirmek de gerekiyor. Umarım Ali Bey de, Ali Başkan da ilerleyen süreçte çünkü sen söylüyorsan zaten doğrudur. Bu medya mensubunun kimse, aramızda bulunan kimse aynı mesleği yaptığımızı söylüyor Sayın Ali Koç. İlerleyen günlerde bu transfer noktalandıktan sonra da olabilir, daha sonra da olabilir. Bu ismi açıklaması gerekiyor. Belki de içimizde Ali Bey'in söylediği için söylüyorum bunu. İçimizdeki tırnak içerisinde çürük elmaları da bu şekilde temizleyebiliriz. Çünkü ortada çok enteresan ve etik dışı durumlar var. Ne onlar? Beşiktaş Başkanı diyor ki bunu Kulüpler Birliği toplantısının ardından söylemişti. Biz Gezdan'la anlaştık, Leicester City kulübüyle anlaşmaya çalışıyoruz demişti. Ancak daha sonra menajerinin Galatasaray'la anlaşması, çok fazla menajer haberlerinin çıkması, bunlar gerçekten
suyu bulandıran bir durum içerisinde. Biz de izleyip bekliyoruz. Beşiktaş Başkanı'nın sözleri bu şekilde, bu sözler yönetici arkadaşlarıyla yapmış olduğu toplantıda sarf ettiği sözler. Ayrıca şöyle bir durum da var. Çok uzatmadan söyleyeceğim Gezal konusunu. Şimdiye kadar Beşiktaş buraya 5 bin euro, 10 bin euronun pazarlığını yaparak geldi, başkan da dahil. Buradan bir anda 300-400 bin euro arttırılmasını ben çok zor bir, küçük bir ihtimal olarak görüyorum. Eğer Gezal, diyorlar ki Beşiktaş yönetimi, biz Gezal'ı tabii ki istiyoruz. Şampiyonumuzda çok büyük emeği var. Formamızı da giysin tekrardan. Ama bizim yaptığımız teklif bu. Kabul ederse sevinerek formayı giydiririz, 3 senelik kontrat veririz. Hayır, kabul etmezse, başka bir takıma giderse, hangi takım olduğu fark etmeksizin yolu açık olsun deriz. Durum bu Gezal konusunda. Hafta sonu geliyor, görüşülecek. Son kez masaya oturulacak. Aynı teklif iletilecek Gezdal'ın menajerine. Teklifin değişme ihtimalini pek görmüyoruz. Sercan Dikme bu konuda bizleri bilgilendirdi. Yani Sercan, kısacası eğer Galatasaray oyuncudan vazgeçmezse ya da başka bir takımla görüşüyorsa, herhangi bir takım da olabilir bu, Galatasaray'ın adı çok gündemde olduğu için söylüyorum, ve Gezal daha az paraya Beşiktaş'ta oynamak istemezse bu iş olmaz mı diyorsun? Biraz tam anlamıyla onu söylüyorum. Evet. Çünkü Emre Kaplan Galatasaray tarafına çok hakim. Orada yıllık ücretin, Galatasaray'ın vermiş olduğu yıllık ücretin Beşiktaş'a oranla daha fazla olduğunu görüyoruz. Ama dünkü PSV mağlubiyeti, Şampiyonlar Ligi'ndeki ihtimalin azalması, bunlar Gezal'ın fikrini değiştirebilir mi? Ufak da olsa değiştirebilir. Bunu sanki biraz pazar günü öğreneceğiz gibi duruyor. Olabilir. Netice itibariyle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması mucizelere kaldı. Sercan, menajerin bu kadar zorlamasının sebebi olarak bazı iddialar var. Bunlardan birisi Beşiktaş'tan alacağı menajerlik komisyonunun işte olası bir Galatasaray transferine göre neredeyse iki katı daha fazla bir Galatasaray'dan komisyon alabileceği, bu yüzden bu kadar zorladığına dair de haberler var. Böyle bir şey var mı? Bu birinci sorum. İkincisi, bu süreçte hep şunu konuşuyoruz işte, sanki Raşit Gezal'ın hiç olaylardan haberi yok. Tamam, Leicester City ile antrenmana çıkıyor da menajerinle sanki hiç konuşmuyormuş da menajer nereye çekse oraya gidecekmiş gibi bir hava söz konusu. Yani Gezal da demek ki menajerin bu tarz hareketlerine biraz olur veriyor yani. Benim anladığım bir anlamda böyle bir durum söz konusu. Popülist davranmayalım derken en başta bunu söylemiştim. Futbolcu istemediği hiçbir şeyi menajere en sonunda yapmaz. Eğer biz sonunda şunu görürsek, Beşiktaş'ın teklifini kabul eder, diğer tekliflere oranla daha az bir parayı kabul ederse, aslında bu süreçte Gezal'ın çok fazla işin içinde olmadığını, bu kadar sürecin uzamasında çok fazla bağlantısı olmadığını anlayabileceğiz. Ama hep tabii ki şunu dersek yanlış olur. Gezal'ın hiçbir suçu yok. Menajeri sadece bu fiyat arttırımını yapıyor. Gezal'ın tercihi ilk günden bu yana Beşiktaş'tı. Sakın benim menajerime, kendi menajerine, Galatasaray'la sakın görüşme dedi dersek yanlış söylemiş, yalan atmış oluruz. Durum bu değil tabii ki. Menajerlerin işi futbolcularına en iyi teklifi getirmektir, ama başkanın da, yöneticilerin de, özellikle Beşiktaş tarafından söylüyorum, etik dışı davranmaları biraz canını sıkmış. Ama son şu olsun bence, eğer Beşiktaş dışında bir takıma imza atarsa Raşit Gezal, ben Beşiktaş yönetiminin ilerleyen süreçte bu süreci, bu durumu anlatan açıklamalarda bulunacağını ve en başta anlaşma sağlanmasına rağmen daha sonra başka takımlara teklif edildiğini söyleyeceğini, açıklayacağını düşünüyorum. Sercan, santrfor transferi de fazlasıyla merakla beklenen bir konu. Gündemde farklı isimler söz konusu, özellikle Diego Costa'nın durumu fazlasıyla merak ediliyor. Ne dersin, Beşiktaş'ta santrfor transferi noktalanmaya yakın mı sence? İsimler üzerinde duruyorlar. Keşke şu an Beşiktaş'ın bir numaralı santrfor adayı bu diyebilecek bir haber yapsam, ama biraz daha burada sakin davranıp sonuca doğru ulaştığında haber yapmak daha doğru olur. Çünkü Beşiktaş'ın şu an ilgilendiği çok sayıda oyuncu var. Haber yapmamız için biraz beklememiz gerekiyor. Ama Diego Costa'nın, Akpom'un transfer listesinin üst sıralarında olduğunu söylemek yanlış olmaz. En azından planlamaya dair şunu söyleyeyim Kerem. Beşiktaş'ta evet beklenti iki santrforun transfer edilmesi. Ama sanki planlamayı anlatıyorum. Yıllık ücreti 2,5, bir senelik ücreti 2,5-3,5 milyon euroluk bir futbolcu gelirse, kim o? Diego Costa veya işte Hulk gibi isimler. Bu tarz isimler gelirse sanki bir santrafor transferi yapılacak, o santrafor transferiyle kapanacak. Hulk gibi, Costa gibi. Ama hayır,
1,5-2 milyon euroluk bir meblağ kazanan bir oyuncu transfer edilirse 2 santrafor transferi yapılacak gibi duruyor. Bu ikinci santraforda bence Akpom üzerinde duruyoruz. En azından birinci santraforu söyleyemiyorum ama ikinci santrafor transferi gerçekleşirse Akpom'un üst sıralarda olduğunu söyleyelim. Beşiktaş Kulübü Midyaspor'u yetkilileriyle görüşüyor. Yaklaşık 3 milyon 3,5 milyon euro seviyesinde bir bonservis talebi var kulübünün, İngiliz kulübünün. Bu durum halledilmeye çalışıyor. Evet, baba bir santrafor gerçekleşirse sanki bir transfer yeterli olacak. Ama hayır, biz oraya yedek değilim. Bir tane genç alalım, bir tane de golcü bize hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde götürebilecek bir santrafor olursa 2 olacak gibi duruyor. Yani santrafor planlamasıyla ilgili söyleyebileceğim şu anki durum bu. Yoksa Beşiktaş Luke de Jong'la ilgilendi, Diego Costa'yla ilgilendi, Hulk'la tekrardan ilgilendi. Ama bir türlü anlaşma safhasına geçemedik ki anlaşma safhasına geçemediği oyunculardan biri de sen soracaksın herhalde Alex Teixeira. Evet. Alex Teixeira transferi de hakikaten fazlasıyla merakla beklenen bir konu. Sence bu transfer bitmeye ne kadar yakın? Beşiktaşlı taraftarlar fazlasıyla heyecanlı. Bu heyecanlarının karşılığını sence alabilecekler mi? Kerem, bence Alex Teixeira transferinde A-Spor olarak mütevazı davranmamamız gerekiyor. Sebebi şu, Alex Teixeira unutulmaya yüz tuttuğu anda Beşiktaş'ın 2+1 yıllık resmi teklif yaptığını bu ekranlarda paylaştık. Ardından imza parası konusunda pazarlık yapıldığını, henüz anlaşma sağlanamadığını da haberleştirdik. Daha sonra 48 saat önce de Dubai'de iyi bir teklif aldığını, Beşiktaş'a teklifi oran 2 katı olduğunu, oyuncunun özellikle eşinin, ailesinin bu konuda biraz fikir ayrılıkları yaşadığını, fikrinin, tavrının, tarzının Dubai'ye kaydığını söylemiştik. Teixeira şu an Dubai'de. İsmini öğrenemediğim, belki bu konuda biraz yetersiz kaldım, öz eleştiri yapabilirim. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan, Dubai temsilcisi olan takımlardan biri. Şu an o takımla görüşmek için Alex Teixeira ve ailesi Dubai'de. Beşiktaş'ın teklifi toplamda 2 senelik 5 milyon euro civarında. Dubai'den gelen teklif 2 senelik 10 milyon euro civarında. Oyuncunun evet ekonomik doygunluğu var. Ancak son 5-6 yıldaki tercihlerini genelde maddiyattan yana kullandığını çok iyi biliyoruz. Evet. Zaten kulüplerin tercihlerinde. Buradan transfer dönebilir mi? Beşiktaş'a bir anda Teixeira Dubai'den İstanbul'a gelebilir mi? Gelebilir. Ama şu an ufak bir ihtimal. Onun olması için ne olması gerekiyor? Dubai'de hem ailesinin hem kendisinin biraz canını sıkmaları gerekiyor. Bir anda masadan kalkmaları gerekiyor. Oraya kadar gitmişken, Teixeira ve ailesi Dubai'ye kadar gitmişken %10-15 gibi bir olasılık halen Beşiktaş için söyleyebilirim, imza atılmadığı için. Ama orada çok absürt bir durum yaşanır. Bir anda bir problem çıkar, bir tartışma çıkar, bir şey olur. Dubai tercihinin öyle dönebileceğini düşünüyorum. Yoksa şu an Beşiktaş'ın Dubai takımına göre bir adım geride olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ama Beşiktaş'ın bu hafta içerisinde ben orta saha transferiyle ilgili Beşiktaş'ın yöneticilerine çalıştığını biliyorum. 10 numara olmasa da belki de 8 numarada oynayan, 6 numarada oynayan bir transfer üzerinde yoğun çalıştıklarını, bilgisini aldım. Henüz isim yapamıyoruz ama belki de 2 gün sonra özellikle çift yönlü oynayan bir orta saha oyuncusuyla en azından ilgilendiğini söyleyebileceğiz gibi duruyor. Teşekkür ediyorum Sercan'la aktardıkların için. Gerçekten Beşiktaş'ın gündemi epey yoğun. Sercan Dikme de çok yakından takip ediyor. A-Spor ekranlarında transferde Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Koray Bol